Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günümüzde kimi yazarların dil özensizliği ya da yetersizliği beni çok rahatsız ediyor. Anlattıkları ne olursa olsun kullandıkları dilin savrukluğu, kötülüğü yazdıklarını okunmaz kılıyor. Edebiyat olmaktan uzaklaştırıyor demiş. Baktığımızda kimi yazarların dili savruk ve kötü kullanması o yazarları okunmaz hale getirmektedir diyoruz. Bu tür yazarların edebiyatımızın nitelikli yazarlarını okumadıkları gibi dil üstüne hiç kafa yormadıklarını düşünüyorum. Bazı yazarlar dil üstüne kafa yormadıkları için kullandıkları dil özentisiz ve yetersizdir diyoruz. Keşke sağ sürün dil ön yüzü düşünce arka yüzü ses olan bir kağıt parçasına benzetilebilir. Arka yüzü kesmeye kalkarsanız ön yüzü de kesersiniz dediğini bizselerde. Baktığımızda dil ön yüzü düşünce arka yüzü ses olan bir kağıda benzer. Ön yüzü keserseniz arka yüzü de kesilir demiş bulunuyor. Ülkemiz, ana yurdumuz dildir. Başka bir ülke yoktur diyen Ciorini okumuş olsalardı. Dil bir ülke gibidir, ana yurttur. Onu yok ederseniz ülkenizi de yok edersiniz demiş. Deli kötü kullanan yazarlar nitelikli yazarları okumaktadırlar diyor. Yukarıda ise okumadıklarından bahsetmiş. O yüzden cevabımız B seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Şehirlerin insanı kuran bir yanı vardır. Bütünü arayan yarımımızı şehirler anlatır bize en çok. Niyazi Mısri'nin insanı önünden şehirlerin geçtiği bir aynaya benzetmesi, insanın serüveniyle şehirlerin serüveninin paralellik göstermesiyle ilgilidir. Evet, şehir bir aynadır demiş. A şıkkında şehir insana, şehrin ve insanın serüvenlerini göstermesi yönüyle bir ayna gibidir diyoruz. Işık huzmeleriyle her bir parçamızı yansıtan bir ayna. Şehir öyle bir aynadır ki her bir ışık demeti her bir parçamızı yansıtır. Çelişkileri, ironisiyle 3. sayfa haberlerine denk düşen yanıyla, gizemiyle insanın prototipidir şehirler. Şehir bir üçüncü sayfaya haberi gibidir. Olumsuz yanımızı bize gösterir diyoruz. Çelişkileri, ironiler, gizemler yönüyle şehirler insanın ilk şekli gibidir diyoruz. Şehirleri pek çok kişi insan ile özdeşleştirmiş, aynayla özdeşleştirmiştir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Göbekli Tepe bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye ait. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlıyordu. Kayalık bölgelerden büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbekli Tepe'ye getirilmesi için muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmişti. Göbekli Tepe yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezinde çürütüyor. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmiştir. Yani tarım yerleşik hayatı geçirmemiş, dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarımı getirmiştir diyoruz. Yani insanların tarıma yerleşme sebeplerini burada söylemiş, insanların yerleşik hayata geçme sebebini ise burada söylemiş. Göbekli Tepe 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır. 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı söylenebilir. Yıllardır derslerde anlatılan bir tezi çürüttüğünü ise burada bahsetmiştir. Doğrudur. En eski yapıt olarak bilinen yapıtlardan sonra yapıldığı hakkında bir bilgi olmadığı için cevabımız D seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romanda da aranan fakat az rastlanılan özelliklerden biri değildir. Öykü tepeden tırnağa sanattır. Başka türlü var olamaz. Roman ancak büyük yaratıcıların elinde sanat oluyor. Öykünün kusursuz olması gerekir. Yani sözcüklerin tam yerinde olması ve öyle olmak zorundadır yoğunluk yani az sözlükle çok anlam ifade edebilme, dilin ritmi, sesi gibi iç biçim özellikleri, dilin ritmi, sesi, iç biçim özellikleri, tek sözcüğün bile eksik ya da fazla olmaması, ayrıntılar üstüne kurulmak, ayrıntıların üstüne kurulması özellikler öykünün olmazsa olmazlarıdır. Romanda da aranır bunlar ama çok az rastlanır demiş. baktığımızda yazıdaki bölümlerin aynı konu etrafında gelişmesi herhangi bir konudan parçada bahsedilmediği için cevabımız D seçeneği.